Marmara kıyılarında en azından yüzeyde artık deniz salyası yok. Ancak derinde tehlike devam ediyor. Midye ile ilgili uyarı da hala geçerli. Müsilaj temizlendi, görüntü normale döndü. Yapılan analizler şimdilik umut verici. Ancak uzmanlara göre tehlike hala geçmedi. Marmara temizlenmiş mi derseniz hala Marmara temizlenmedi. Bir yanda denetimler, diğer yanda temizlik çalışmaları. Marmara'da müsilajla mücadele devam ediyor. Haber Global ekibi Marmara'daki durumu yerinde inceledi. Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele sonuçlarını vermeye başladı. Artık Marmara kıyılarında müsilaj daha az görülüyor. Ancak gerçekten de durum böyle mi? Yani sudaki değerler değişti mi? Sudan örnek alacağız ve o örnek laboratuvarda uzmanlar tarafından incelenecek. Deniz suyu numuneleri uzman personellerimizce laboratuvarımızdan alınarak tarafımıza ulaştırıldı. Bir takım belirlenen parametreleri analiz edilerek sonuçları akademik bir şekilde yorumlanacaktır. Alınan örnek laboratuvarda titizlikle analiz edildi. Biz azot fosfora baktık ve ağır metallere baktık. Çözünmüş oksijen değerlerine baktık. Sonuçlarsa sevindirici. Yüzey suyunda ağır metale rastlanmadı. Ayrıca müsilajı oluşturan planktonların besin olarak kullandığı azot ve fosfor seviyeleri de düşük çıktı. Deniz ortamındaki azot fosfor değerlerinin altında olduğu görülüyor. Ama bu demek değildir ki deniz temizlendi. Çünkü burada müsilaja sebep olan organizma tüketmiş gözüküyor bu azot fosforu. Fitoplankton kullanmış bunu çoğalmak için. Uzmanlarsa tehlikenin devam ettiğini düşünüyor. Yani deniz yüzeyinde olmasa da dipte hala müsilaj bulunuyor. Ağır metal analizlerinde ağır metal de düşük çıktı. Ama müsilaj bünyesinde bunları depoluyor. Ağır metal yoğunluğu fazla olduğu için dibe çöküyor. Deniz suyunu temizlediği bilinen midye ile ilgili de bir uyarı var. Midyelerde de doğal olarak zaten midye tüketmeyin diyoruz yani. Çünkü midye bütün denizdeki kirlilikleri süzüyor. Marmara sahillerinde yüzmek içinse bir süre daha beklemek gerekiyor. Bu bakteri analizlerinde de patojen yani hastalık yapıcı bakterilerin belirlenmesi gerekiyor.